Oyun dünyalarında insanı en çok içeriye çeken konulardan bir tanesi de aslında oyunun dünyaları. Tam olarak cümlenin başında söylediğim şey. Ne demek istiyorum? Yani kimi oyunlarda biliyorsunuz açık dünya değildir. Koridor şeklinde tasarlanmıştır deriz. Bir yerden bir yere gidersiniz, artık gittiğiniz kadar görürsünüz. Kimilerinde gidersiniz ve geri dönersiniz. Bunlara Metroidvania denir. Kimilerinde de bir açık dünya yapısı vardır. Bu açık dünyada artık sen bir şekilde gezersin. İstersen sarı boncuklara gider hedef çözersin. İstersen kendini dağlara, tepelere vurursun. Şimdi bu açık dünyalar insanları çok büyülüyor. Bu konuda açık dünyasıyla çok övgü almış 9 tane oyundan bahsetmek istiyorum size. İlk bahsedeceğim oyun tahmin edersiniz ki Minecraft. Minecraft biliyorsunuz 60 milyona 60 milyon bloktan oluşan, yani o küçük karelerine bunlar blok diyorlar ya, 60 milyona 60 milyon bloktan oluşan bir haritaya sahip. Yaklaşık 3.6 milyar kilometre karelik bir alan olduğu düşünülüyor Minecraft haritasının. Ve bu herhangi bir Minecraft haritasının son gelen güncellemelerden bir tanesiyle de hatırlarsanız mağaraları aşağıya, dağları da yukarıya doğru büyüttüler. Ve engin ve uçsuz bucaksız dünyalar ortaya çıktı. Yani şöyle diyebiliriz muhtemelen, herhalde seyircilerimizin hiçbirinin ömrü tek bir prosedürel yaratılmış Minecraft haritasını dahi keşfetmeye yetmeyecektir. Minecraft'ın da başarısının arkasındaki pek çok şeyden bir tanesi bu yaratabildiği dünyaların güzelliğiydi her zaman. Açık dünya deyince hemen akla gelen oyunlardan bir tanesi değil ama biliyorsunuz 10 sene önce çıkmış ve bu 10 sene içerisinde güncellemelerle kendisini düzeltip herkesin kalbini kazanmış No Man's Sky oyunu. No Man's Sky oyunu biliyorsunuz sınırsız bir evren sunuyor. Bu evrenin içerisinde de binlerce, milyonlarca gezegen sunuyor. Bu gezegenlerin her birinin arazisini sayacak olursan aslında neredeyse sınırsız sayıda bir arazileri var. Yine de bir hesaplama yapmışlar. Trilyonlarca kilometre karenin üzerinde açık dünyası çıkıyor. E peki kardeşim, güzel mi bu açık dünyalar? Güzel değilse bile etkileyici. No Man's Sky'ın dünyasında update'lerle beraber, ilk çıktığında çok yavandı fakat update'lerle beraber çok daha zengin, çok daha indiğin zaman bir uzayda bir gezegene gelmişsin gibi insanı büyüleyen farklı farklı atmosferler oluşturmaya başladılar. Ve hala ücretsiz ek paketler çıkarıp dünyalarını genişletmeye ve zenginleştirmeye devam ediyorlar. Son olarak Antika'da bir örneğim var size uçsuz bucaksız açık dünyalar konusunda. Daggerfall. Daggerfall bugün sizlerin çoğunun Morrowind, Skyrim, Oblivion gibi oyunlarla tanıdığı, Fallout oyunlarıyla tanıdığı Bethesda'nın vakti zamanındaki ilk incelerinden bir tanesiydi. 160 bin kilometre karelik bir arazisi vardır Daggerfall'un. Tabi haritanın çoğu çer çöptür yani. O kadar da oraları gezmeye gerek yoktur ama ben buradan böyle dümdüz kendimi çöle vurup gidiyorum dediğinde gerçekten de kendini dümdüz çöle vurup gidebildiğin ilk oyunlarından bir tanesi oydu. Ve biliyorsunuz Bethesda ilerleyen yıllarda da bunlarla çok övgü aldı. Peki bu bahsettiğim dünyalar çok büyük açık dünyalar. Bu kadar büyük açık dünyası olmamasına rağmen tasarımıyla, işçiliğiyle, emeğiyle övgü almış açık dünyaları bir hatırlayalım. Her şeyden önce hepinizin bileceği bir örnek. The Witcher 3 Wild Hunt. The Witcher 3'ün haritası aslında 136 kilometre karelik bir alan. Yani bu Minecraft'larla, No Man's Sky'larla falan kıyaslanınca aslında esamesi okunmaz diyebiliriz. Fakat işte aradaki fark bu. Çok daha küçük bir açık dünyadan bahsediyoruz. Fakat o kadar incelikle işlenmiş ki, lan biraz da şuraya yürüyeyim, biraz da buraya gideyim, dur şurada kayaya bineyim, dur şu uzaktaki kaleye gideyim derken mükemmel bir macera yaşıyormuş gibi hissediyor insan kendisini. Yine oldukça geniş ama el işçiliğiyle çok güzel yapılmış dünyalar konusunda uzman bir markamız var biliyorsunuz. GTA ve Red Dead Redemption'ın yapımcısı Rockstar. Rockstar'ın iki tane oyununu hatırlatmak isterim. Bir tanesi Red Dead Redemption 2. Benim bugüne kadar gördüğüm en güzel görselliği hala inatla sahip olan oyun Red Dead Redemption 2'dir. Çıkalı kaç sene oldu hala üzerine bir oyun gelemedi. Red Dead Redemption 2'nin açık dünyası aslında 75 kilometre kare falandı. Yani Witcher'dan çok daha küçük, Minecraft'lardan bilmem nelerden çok daha küçük. Ama Rockstar'ın da yeteneği o değil mi işte? Yani öyle bir dünya ki sen çayırda yaylada atla giderken bile zaten aşık oluyorsun dünyaya. Kilometre kare ölçmeye gerek kalmıyor bir yerden sonra. Red Dead Redemption 2'ye kıyasla da GTA'nın haritasından bahsetmek lazım, GTA 5'in. GTA 5'in haritası 81 kilometre kadardı. O da aslında hatırlarsanız biraz farklı bir yapısı vardı. Ana şehir aşağıda dururken bir uzun yol çıkıyordu ve bütün harita dağların, tepelerin, göllerin etrafından geçtikten sonra o uzun yol etrafındaki pek çok küçük küçük şehre uğruyordun. Araları biraz doldurma gibiydi. O doldurma alanları daha sonra multiplayer modlarında çok büyük keyifle kullandılar. Oraları insanların üzerine oyunlar inşa edebildiği alanlara dönüştü. Yani aslında bizim single player görevlerde uğramadığımız pek çok arazi vardı ama onlar da daha sonrasında hem insanlara sırlar sundular hem de fantastik şeyleri ortaya çıkarttılar. Hem de RPG'ciler için, online'cılar için pek çok quest yaratmaya izin verdiler. Bunların yanında Nintendo'nun en meşhur oyunlarından bir tanesi olmuş Zelda Breath of the Wild oyunu var biliyorsunuz.
Daha sonrasında ikinci oyunu da çıktı farklı inşa mekanikleriyle. Onun da dünyası 116 kilometre kareydi ve özellikle expansion oyunuyla beraber onlar da yerin altına bir karanlıklar dünyası ve bulutların üzerine de bulutlarda uçabildiğiniz dünyalar eklediler. Zelda'nın şöyle bir tuhaflığı vardı. Bu dünyanın içerisinde bu kadar ilginç hareket mekanikleri aslında bahsettiğimiz oyunların hiçbiri sunmuyor. Yani Red Dead Redemption'da istediğiniz anda uçuşa kalkamıyorsunuz. Witcher'da bir ne bileyim robot inşa edip robotun roketleriyle gökyüzüne fırlayamıyorsunuz ya da yer altına düşemiyorsunuz. Hatta denemek isterseniz Nintendo Switch'te bu Breath of the Wild'ın ikinci oyununda bir ejderhaya binip o ejderha yer altına çıkıp yer altından bulutlara kadar seyahat ederken üzerinde takılabiliyorsunuz. Meditasyon gibi bir şey vallahi, çok etkileyici bir dünyası var. El yapımı dünyasıyla yine çok övgüler almıştı Breath of the Wild'da. Onu da hatırlatmak lazım. Bunun dışında aslında bu saydığım oyunlar her zaman çok övgüler aldılar. Ama açık dünyası çok büyük olmasına rağmen insanların çok sıkıldığı oyunlar da oldu. Ubisoft'a yapım sana. Ubisoft oyunlarının özellikle açık dünyaları insanlara bir yerden sonra baygınlık ve abi biz ne yapıyoruz burada hadi artık evimize görevimize gidelim havaları yaşatmaya başladı. MMO dünyalarında da benzer şeyi yaşadılar. O yüzden aslında uzun zamandan beri oyun camiasında sürmekte olan bir tartışma. Abi açık dünya mı yoksa küçük ama el yapımı dünya mı? Küçük ama el yapımı dünya derken de Witcher gibi 86-100 metrekarelik oyunlardan bahsetmiyorum. Açık dünyası gerçekten küçük ama mükemmel tasarlanmış Yakuza oyun serisi. Hiç oynadınız mı bilmiyorum. Bir mahallede geçiyor Yakuza serisi. 2 kilometre, 2.4 kilometre kadar bir alanda geçiyor. Ama her sokakta bir olay var, o sokaktaki öbür apartmanda bir şey var, o apartmanın alt katındaki bodrumda bir şey var, oradan çıkıyorsun, karşıdaki bara giriyorsun, orada bir mevzu var. Yani böyle şehrin merkezinde ikircikli mahalleler vardır ya, her sokağında bir şey olur. Yakuza bunu insanlara göstermeyi becermiş bir oyun serisidir. 2 kilometre karelik açık dünyasıyla insanlara şov yapmıştı. Bir diğer çok küçük dünyası olmasına rağmen insanları çok etkileyen oyun da Outer Wilds oyunu oldu. Outer Wilds aslında No Man's Sky'ın bir rakibi. Ne açıdan derseniz aslında uzayda seyahat ediyorsun Outer Wilds'da. Güneş ve güneşin etrafındaki gezegenleri birebir modellemişler. Fakat bu birebir modelleme bizim dünyamızdaki ebatlarla değil, çok daha küçük bir dünyası var Outer Wilds'ın. Oynayınca anlayacaksınız, gökyüzünde baktığınız her obje o anda kendi kütle çekimiyle ve çekim yasasıyla ve hareket yasasına göre çalışıyor. Adeta bir evren simülasyonu gibi bir gezegenden diğerine hızla gidebiliyorsun fakat her gezegenin de kendi gizemleri var. Toplam arazisi yani gezegenlerin hepsinin ebatını falan ölçtüğünde yine 3 kilometre kare kadar küçük bir oyun aslında Outer Wilds. Ancak tırnak içerisinde söylüyorum, açık dünyasının gezegenler sisteminin yer çekimi kanunlarının tümüyle çalışmasıyla insanları çok büyüleyen bir oyun. Benim burada saymadığım ve sizin aşırı gaza gelerek çok sevdiğiniz açık dünya oyunları var mı? Hangi oyunların açık dünyalarına aşık olmuştunuz? Onları da yorumlara yazarsanız ben de size like basarım. TürkNet'ten like'ınızı da kapmış olursunuz. Kendinize iyi baktınız. Başka videolarda görüşüyoruz. Abone olmayı, like basmayı unutmuyorsunuz.